Tarihsel bir yolculuğa devam ediyoruz ve üçüncü ünitemiz bize eski Yunan ve Roma uygarlıklarını işaret ediyor. Bugün büyük oranda eski Yunan ve Roma uygarlıkları üzerinden Ege bölgesinde vakit geçireceğimizi, Ege bölgesi üzerindeki uygarlıklar, özellikle Ege Denizi'ndeki uygarlıklar üzerinde duracağımızı söyleyelim. Evet, hepinize günaydın. Umuyorum çok sağlıklı, güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Eskişehir'de karlı bir hava var. Ve bakıyorum yanlış gelmesin slaydımız. Evet. Tekrar herkese merhaba. Tunç Çağı ve Ege kültürleri başlığıyla ünitemize başlayalım. Bu arada arkadaşlar genel olarak Türkiye'de ders ve dersin kitabıyla ilgili olarak öne sürdükleri bazı konular var. Bunlardan bir tanesi çok ayrıntılı bir şekilde tarihlerin arkeolojik özelliklerin veriliyor olması kitapta. Bu ayrıntılardan ötürü duyulan bir takım endişeler var. Bunlardan lütfen endişe etmeyin. Biz gerçekten neyin çok temel bilgi olduğunu, neyin orta düzeyde bilinebileceğini, ne kadar neyin akılda tutulabileceğini her zaman göz önünde bulundurduk. Yapmanız gereken tek şey sadece dersleri takip edip, alıştırmaları yapıp üniteyi okumak. Mümkün mertebe sizler için en iyi şekilde, en doğru şekilde dersimizi sürdürmeye çalışıyoruz, sınavlarımızı yapmaya çalışıyoruz. İnanın neyi ne kadar bilmeniz gerektiğini, hatırlamanız gerektiğini bizler zaten önceden görüyoruz, planlıyoruz. Dolayısıyla alıştırmalarımız da size bunu söyleyecektir. Yaptığınız alıştırmalar da sizleri sınavlara hazırlayacaktır. Lütfen hiç endişe etmeden sadece dersi öğrenmeye ve anlamaya odaklanın. Hem kayıt derslerimizi hem bir yandan da alıştırmalarımızı, verilen küçük anekdotları, benim dersi yaptığım ufak tefek örnekleri hepsini aklınızda tutun. Ama üniteyi muhakkak ilgiyle odaklanarak, konsantre olarak okumaya çalışın arkadaşlar. Bu sizi rahatlatacaktır, başarıya da ulaştıracaktır. Merak etmeyin. Kitabımız çok güzel, çok özel, çok ayrıntılı bir kitap. Yazanlarımızın emeklerine sağlık tekrar. Biz elimizden geldiği kadar tekrar söylüyorum, temel bilgilerle ve bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken konularla karşınızdayız. Alıştırmalarımızı çözmeye, derslerimizi takip etmeye devam edin. Evet. Tunç Çağı ve Ege kültürleriyle başlayalım. Üç tane temel uygarlıktan bahsedebiliyoruz. Bu çağda ve kültürel özellikleri olarak. Minos uygarlığı, Kiklat uygarlığı, Miken uygarlığı ve Kıta Yunanistan'ı. Bu üç uygarlığın özelliklerini yavaş yavaş öğrenmeye başlayalım. Ege'de birbirleriyle yoğun ilişkilere sahip dört ana bölgede incelenir. Girit Adası'nda Minos, Ege Adaları'nda Kiklat, Kıta Yunanistan'da Miken ya da Helas adını alan uygarlıklar yer alır. Batı Anadolu'da da Çanakkale bölgesi ve etkileşim alanı içerisindeki Troya kültürünü görüyoruz. Tunç Çağı'nda Ege kültürünün tamamını bu uygarlıklar oluşturuyor arkadaşlar. Minos uygarlığının kültürel özelliklerinden, coğrafi özelliklerinden başlayalım. Minos uygarlığının adını Girit Adası'nın efsanevi fil kralı Minos'tan aldığını biliyoruz. Milattan önce 3000. ve 2600. yıllar arasında erken Tunç Çağı'nda gelişmeye başlayan bir Minos uygarlığından bahsediyoruz. Minos uygarlığı Ege ve Akdeniz coğrafyasında çok çeşitli kültürlerden etkilenmiş bir uygarlık. Bütün bu etkileri özgün hale getirerek, yani bir anlamda velezleştirerek, yüksek bir uygarlık olarak varlığını sürdürmüştür. Buradan neyi anlıyoruz? Ege ve Akdeniz kültürlerinin etkileştiği, birbirinin içine geçtiği, yüksek bir uygarlık kavrayışından bahsediyoruz. Sir Arthur Evans, Minos uygarlığının dönemlerini
Knossos'ta yapmış olduğu arkeolojik incelemelerle elde ettiği çanak çömlek buluntulara göre ortaya koymuş. Bu adada Tunç Çağı, Erken Minos, Orta Minos ve Geç Minos olarak üç evreye ayrılmıştır uygarlık ya da kültürel yapı. Girit saraylarının mimari evrelerine göre dönemler saraylar öncesi çağ, ilk saraylar çağı, ikinci saraylar çağı ve saraylar sonrası çağ olmak üzere 1, 2, 3, 4 çağa ayrılıyor arkadaşlar. Bir daha ifade edelim. Girit saraylarının mimari evrelerine göre dönemler. Mimari evrelerine göre dönemler, yani inşaat yapılarına göre dönemler, mimari yapılarına göre dönemler, saray öncesi çağlar, ilk saraylar çağı, ikinci saraylar çağı ve saraylar sonrası çağ olarak belirlenmekte. Evet, Kiklat uygarlığının özelliklerine bakalım. Kiklat, Ege Denizi'nde Delos Adası'nın etrafına halkalar halinde dizilmiş özgün adalar kültürünün Tunç Çağı'nda aldığı genel ismidir. Kiklat kültürü bulduğumuz verilere göre üç temel dönemsel grup halinde inceleniyor. Grotta Pelos, Naxos ve Melos adalarında yer alan bir evreyi bize işaret ediyor. Kros, Siros, aynı isimli adalarda yine bu evreyi görüyoruz. Yani bu değişmiyor isimler. Biraz evvelki Naxos ve Milos adalarındaki Grotta Pelos adası, Pelos evresi diyoruz. Keros ve Siros'ta da hem medeniyet hem adalar olarak isimler aynı. Evre olarak aynı. Ve Plakopi, Melos adasındaki evreleri işaret ediyor. Sadece evre olarak işaret ettiğimizde Kiklat kültürü buluntularına göre üç temel dönemsel evreden bahsedebiliyoruz. Grotta Pelos evresi, Keros Siros evresi ve Filakopi evresi. Sanatta genelde adak için kullanılan idollerle kendini bulmuş plastik eserler öne çıkıyor. Plastik eserler öne çıkıyor. Profili yassı idoller ya yani profili yassı dediğimiz de böyle yatay düzeyde olan idoller, yarı plastik figürler, grettolar, Pelos evresinin grettoları ve Siros figürleri önemli. Bunların temel malzemesi mermer olan idollerin önemli örnekleri olmalarıdır. Yani temel malzemeleri mermerdir arkadaşlar. Demek ki yassı idolleri, plastik figürleri, Grettoları ve Siros figürlerini görebiliyoruz bu uygarlık içerisinde. Miken uygarlığı ve Kıta Yunanistan dediğimizde Tunç Çağı Kıta Yunanistan'da Helas şeklinde isimlendirilir ve incelenir diyoruz. Tunç Çağı Kıta Yunanistan'da Helas şeklinde isimlendirilir ve incelenir. Yaklaşık milattan önce 1600-1580 ile 1200-1100 yılları arasında Kıta Yunanistan'da ana hatlarıyla Erken Miken, Orta Miken ve Geç Miken şeklinde evrelenen Helas kültürüne Akamiken uygarlığı da denilmektedir. Kültüre ismini Kıta Yunanistan'da Peloponnesos Yarımadası'nın doğusunda bulunan Argolis bölgesindeki bir tepe yerleşmesi olan Mikenai şehri vermiştir. Demek ki Miken uygarlığı adını Mikenai şehrinden alıyor arkadaşlar. Aynı zamanda uygarlık Miken kültürü ya da Mikenos kültürü olarak da literatürde karşımıza çıkabiliyor. Bir adım ötede de yine Helas kültürüne Aka Miken uygarlığı denildiğini de hatırlıyor. Miken şehirleri, tepe yerleşmeleri, Akropolis adı verilen tepe yerleşmeleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Miken şehirleri, Akropolisler halinde karşımıza çıkıyor. Bunlar tepe yerleşmeleri olarak gözlemleniyor arkadaşlar, biliniyor.
Girit Adası'ndaki Minos mimarisinin tersine büyük surlar ile korunmaktaydı bu şehirler. Bir tepe yerleşkesi görüyoruz. Bu tepe yerleşkesinin etrafında büyük surların olduğunu ve bu surların korunmak için kullanıldıklarını anlıyoruz. Akropolis'in merkezini saray yapısı oluşturuyor. Merkezde o zaman ne görüyoruz? Bir saray yapısının varlığını görüyoruz. Evet, burada Minos uygarlığı, bir anlamda Girit medeniyeti de diyebileceğimiz medeniyetin mimari özelliklerinden ve figürlerinden bazılarını görüyoruz bu resimlerde. Evet, buradaki yapı, sütunların yapısı, kullanılan malzemeler, beton yapılar, tarz olarak köşeli mimari tarzı, bunları doğrudan doğruya arkadaşlar Minos uygarlığının mimari özelliklerinden birisi olarak düşünebiliriz. Özellikle sütunların kullanılmasına verilen önem dışarıdaki yapısal mimari ile içeride kullanılan mimarinin önemli unsurları olduklarını sütunların söyleyebiliriz. Bakın içeride ne görüyoruz arkadaşlar? Minos uygarlığının kullandığı bütün o hayvan figürleri, tanrısal figürler, alışveriş figürleri ve işte bir takım işlemelerin yanında neyi görüyoruz? Ortada büyük bir sanırım ateş var ve bu şu yukarıda gördüğünüz arkadaşlar alan açıklık, bir tepe noktasında bir açıklık var. Birazdan onu da göreceğiz ve geniş insanların toplandığı, bir anlamda dışarıdaki meydana benzeyen, daha önce bahsettiğimiz agoralara benzediğini söyleyebileceğimiz, içeride iç mekanlarda var olan meydanlardan, meydan alandan veya salondan bahsediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanlar bu salonlarda bir araya geliyorlar ve tamamen Minos uygarlığının ya da bir anlamda en geniş anlamıyla eski Yunan uygarlığının, Roma uygarlığının da temeli olan mimarinin hem figürlerini görebiliyoruz, temelinde yatan figürleri görebiliyoruz, hem de mimari yapıları ve sütunlara verilen önemi görebiliyoruz arkadaşlar bu resimlerde. Evet, Kiklat uygarlığı, biraz evvelkiler Miken ve Minos uygarlığına aitti. Kiklat uygarlığına geldiğimizde Atina Sanat Müzelerinde sergilenen Kiklat uygarlığına ait bu eserleri görebiliyoruz. Biraz evvel Kiklat uygarlığından bahsederken plastik eserlerden bahsetmiştik. Bakın, plastik, yarı plastik figürlerden bahsetmiştik. Grettolar, Siros figürleri, yassı idoller Kiklat uygarlığının sembolleri demiştik. Ve işte bu eserlerde, Atina Sanat Müzelerinde sergilenen bu eserlerde Kiklat uygarlığının bu figürlerini ortaya koyuyor. Şurada gördüğünüz çömlekte üzerindeki Kiklat uygarlığına ait figürlerde bizlere medeniyet hakkında bilgiler veriyor. Bakın, bunların tamamı insan figürleri. Bunlar tanrısal figürler de olabiliyorlar. Biraz evvel söylediğimiz gibi yassı idoller, yarı plastik figürler, grettolar ve siros figürleri. Kimisi plastik figürler, kimisi de temel malzemesi mermer olan idoller arkadaşlar. İfade biçimiyle şuradan baktığınız zaman, şuradaki hayvan figürlerine baktığımızda, bakın, aynı zamanda insan figürlerinin kullanım tarzlarına baktığımızda birbirine benzeyebilecek, bakın, hayvan figürlerine birbirine benzeyebilecek unsurlar görebiliriz. Ama tabii ki şu küçük küçük idoller ya da işte bu tarz figürler bizlere aynı zamanda Minos uygarlığından ayrılan unsurlar olarak da hem yapı itibariyle plastik olmaları, mermerden faydalanmış olmaları, ufak tefek farklılıklarla bu Ege'deki bu farklı medeni özellikleri ayırmış olabiliyoruz
bunlarla. Geldik Miken uygarlığına. Antik Yunanistan'ın ışığı denilen bir uygarlık Miken uygarlığı. Bakın nerede bu Miken uygarlığının? Bunları haritalandırıyoruz daha doğrusu. Yani Miken uygarlığından tabii ki bahsettik. Burada Miken uygarlığına ait bir takım özellikleri ve coğrafyayı şöyle bir incelememizde fayda var. Bakın Miken uygarlığı biraz evvel bahsetmiştik. Miken uygarlığının küçük küçük yuvarlak halkalar halinde adalardan oluştuğunu söylemiştik. Belki tahmin edebilirsiniz. Yani şöyle bir adalar yapısının üzerindeki bir uygarlığın ne kadar güzel olabileceğini, değil mi? Tahmin edebiliriz. Mikenai, Knossos burası, bahsettiğimiz şehir. Mikenai burası. Smirna yani İzmir taraflarındaki yerleşkeler, Troya yerleşkesi Çanakkale tarafında, Arzava yine Smirna yerleşkesi de diyebiliriz. Apasa'yı görüyoruz. Anadolu'da büyük oranda Hattuşaşı yani Çorum dolaylarında Hattuşaşı görüyoruz. Hitit kültürünün var olduğunu görüyoruz. Daha böyle biraz daha Doğu Karadeniz'in yukarılarında Kaşkalar var. Anadolu'nun doğusuna geçtiğimizde Suriye taraflarına, Orta Doğu'ya doğru Mitanni uygarlığını ve aynı zamanda yine Hatay'ın güneyinde yer alan Ugarit, Enkomi, Kıbrıs taraflarında Biblos ve Tyros medeniyetlerini görebiliyoruz. Bugün işte biz buralardayız. Yani bu derste biz, çok affedersiniz, biz tam da olarak şu bölgedeyiz arkadaşlar. Bu bölgedeki kültürleri, uygarlıkları tanıyoruz. Miken uygarlığında Antik Yunan'ın ışığı denilen mimariyi, daha çok tabii mimari kastediliyor burada, medeniyet ve mimarisi kastediliyor. Bakın koruma duvarlarını, şehrin koruma duvarlarını görebiliriz. Etrafını nasıl kuşattığını görebiliriz. Bu da günümüze kalan, şu mimarinin günümüze kalan görüntüsü arkadaşlar. Tabii büyük oranda arkeologlara teslim edilmiş durumda buralar. Şehrin kapısı olarak yine koruma duvarlarının arasından geçen şehrin kapısı olarak görebileceğimiz bir yapıyı da sizlere sunmak isterim burada. Sanırım anladık az çok uygarlığın medeniyetin nasıl bir mimariye sahip olduğunu ve nerelerde kurulu olduğunu gözümüzün önüne getirebilecek bir takım görselleri sağlamış olduk size. Eski Yunan uygarlığına geldiğimizde yine dört temel çağdan bahsedebiliyoruz. Birincisi geometrik çağ. Milattan önce 1100 ila 700 yılları arasında tanımlanmış bir çağ. Arkaik çağ, milattan önce 700 ila 480 yılları arasında tanımlanmış bir çağ. Klasik çağ, milattan önce 480 ila 330 yılları arasında tanımlanmış bir çağ. Helenistik çağ, milattan önce 3300 ila 30 yılları arasında tanımlanmış bir uzun çağ arkadaşlar. Kaynak bilgileri genellikle bu çağların Herodot'tan geliyor. Ama daha çok Helenistik çağı Herodot'tan öğrenebiliyoruz. Herodot kimdir? Herodot arkadaşlar, milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan Halikarnassoslu yani Bodrumlu bir tarihçidir. Belki Bodrum'a gelmiş olanlarınız olabilir. Halikarnas'da dediğimiz bölgede arkadaşlar Herodot'un yaşadığı tahmin ediliyor. Gezilerinde gördüğü yerleri, insanları anlattığı, Herodot tarihi olarak derlediği, toparladığı tarih eserinde bu bölgeleri çok güzel bir şekilde kavrayabiliyoruz, anlayabiliyoruz, medeniyeti anlayabiliyoruz, tarihsel gelişmeleri kavrayabiliyoruz. Eserinin esas konusu Milattan önce 492-449 tarihleri arasında Persler ve Yunanlar arasında yapılan savaşlardır. Ancak bu savaşları anlatırken gezdiği, gördüğü yerlerle birlikte kültürü ve insanları çok rahat anlayabileceğimiz bir eser sunduğunda belirtmemiz gerekir. Fakat bu eserde sizlere esas konunun ne olduğu sorulursa eğer bilmeniz gereken şey aslında bu eserde bir savaşın anlatımıdır. Persler ve Yunanlar arasında yapılan savaşların anlatımıdır arkadaşlar.
ünlü Herodot heykelini de burada görüyoruz. Eski Yunan uygarlığı Herodot'un 12 kent tespiti. Ne demek bu? Herodot eski Yunan uygarlığında 12 tane kent tespit etmiş. Bu kentler Miletos, Milet, Mius, Avşar Kalesi, Pirene, Güllübahçe denilen bölge, Efesos, Efes, çok iyi bildiğimiz Efes bölgesi İzmir taraflarında, Klofon, Değirmendere, Lebedos, Kısık Yarımadası, Teos, Seferihisar, Sağcık bölgeleri, Klazomeniai, Urla tarafları, Eritrai, Ildırı tarafları, Fukaya, Foça tarafları, Samos, Sisam tarafları, Kios, Sakız Adası'dır. 12 İyon kenti, Mikale, Samsun'dan da Panionion adı verilen bir birlik kurmuşlardır. İyonya bölgesi ve kentleri o ulaştıkları kültürel seviyede insanlık tarihinde gerçekten çok özel bir konuma gelmişler. Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren İyonyalılar felsefe alanında, tarih yazımında, biyolojide ve mimaride bunlar başta olmak üzere pek çok farklı alanda da kendilerini geliştirmişlerdir. Ve günümüze kadar gelen eserler, düşünceler, fikirler bırakmışlardır arkalarında. Tabii ki bu fikirler Yunanistan'ın da etkilenmesiyle İyonya bölgesinde büyük bir uygarlığın gelişmesine yol açmışlar ve bu uygarlıktan günümüze kadar gelen eserlerin daha da fazla bulgular üretmesine, veri üretmesine katkıda bulunmuşlardır. Özellikle de arkeoloji ve mimari alanında arkadaşlar. Bir de tabii ki maddi kültür dediğimiz üretilmiş olan eserler diyebiliriz. Yani o mimari eserler de maddi kültüre dahil olduğu gibi biraz evvel o müzelerde gördüğümüz küçük küçük heykelciklerin, çanakların, çömleklerin üretilmiş bir takım kullanılmış aletlerin hepsinin maddi kültüre dahil olduğunu ve günümüze kadar geldiğini ve bunların aynı zamanda uygarlıkların nasıl geliştikleri, ne kadar hızla geliştikleri hakkında bilgiler verdiğini de söylemeliyiz. Eski Yunan uygarlıkları İyonya biraz daha detaylaştırırsak, detay verirsek, Yunan polisleri yani şehir devletleri karanlık dönemin sonlarında ortaya çıkmış demokrasiye kadar aristokrasi, oligarşi, tiranlık dönemlerinden geçmiştir. Genellikle şehirler küçük bir yerleşimin büyümesiyle oluşmuştur. Atina örneğinde görüldüğü üzere bunlardan bazıları Tunç Çağı yerleşimlerinin üzerinde konumlandırılmıştır. Genel olarak bu uygarlıkların hatırlayalım Tunç Çağı yerleşimi üzerinde konumlandırıldığını biliyoruz. Ve dersin başında da bunu anladığımızı düşünüyorum. Evet, Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ortasında mükemmel bir coğrafya olarak kurulu Anadolu'da Ege bölgesinden İç Anadolu bölgesine kadar yayılan İyonya medeniyetini haritada görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Sakarya, Ankara, Gordion, Gediz, Büyük Menderes ve İyonya'nın kurulu olduğu bu geniş alanı görebiliyoruz. Sağ tarafta da arkadaşlar İyonya'nın mimarisine, kullandığı mimariye ait bir sanırım tapınak alanı idi burası. Bir alan görebiliyoruz. Eğer evet tapınak alanı, kamusal alan, agora mı diye düşündüm. Ama büyük oranda etraftaki yığınlara bakılırsa keşke arkeolog olsaydım ve çok net bir şekilde söyleyebilseydim. Ama tapınak alanı olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim buranın. Çünkü tapınaklar ve özellikle kamusal yapılar olarak agoralar bu kültürde çok fazla dikkat çekiyor.
Eski Yunan mimarlığında kamusal yapılar içerisinde iki temel yapı var. Biraz evvel söylediğim gibi tapınaklar ve kamusal alanlar. Tapınaklarda Olimpiyos Zeus Tapınağı, Atina ve Akropolis, Athena Parthenon Tapınağı, Propylaion diyebiliriz, Athena Nike Tapınağı ve Erektyon Tapınağı. Kamusal yapılar, agora, alan, meydan demek arkadaşlar. Zaten kamusal yapılardan kastımız nedir? Herkesin, her sınıftan insanın gelebildiği, bulunabildiği, fikirleriyle, varlığıyla, sınıfsallığıyla var olabildiği bir alandır agora meydanı. Bizim parklarımıza benzer şekilde, şehir meydanlarımıza benzer şekilde bir meydandan bahsediyoruz. Bluterion, şehir devleti olan polisin meclis binası. Prytaneis, meclisin binası. Yani Prytaneion diye söyleyebiliriz. Telaffuzu biraz zor. Prytaneis meclisinin binası. Birisi polis meclis binası. Bakın birisi polis meclis binası Bluterion. Prytaneion, Prytaneis meclisinin binası. Yunan idare anlayışında yukarıda bahsedilen Bulin'in yanında bir heyet daha bulunuyor. Bu yönetim heyeti Bulin'in icraat işlerini görüyor. Bu topluluğun ismi de Prytaneis'tir arkadaşlar. İnanılmaz söylerken zorlanabiliyorsunuz ama tabii Yunanca'dan gelen, köken Yunanca'dan gelen kavramlar bunlar ya da kelimeler bunlar. Söylemekten çok belki de bir görsel olarak kavrayabilmekte fayda var. Prytaneis olarak eceleyerek de söyleyebiliriz belki. Bu arkadaşlar büyük oranda bunlar kamusal yapıları oluşturuyorlar ama bunlara ilaveten önemli yapılardan biri olarak ifade edebileceğimiz yapılar var ki onlar da tiyatrolar arkadaşlar. Tiyatrolar son derece önemli. Burada size YouTube'da da yine bu dönemlere ait Yunan uygarlığı, Yunan mimarisi derken Yunan felsefesi temelinde de ifade edebileceğim bir tiyatro oyunu var. Yalın Ayak Sokrates, YouTube'dan izleyebilirsiniz. Yalın Ayak Sokrates'i güzel bir oyundur. Aynı zamanda da bütün bu biraz evvel söylediğim yönetim anlayışlarından yani demokrasiye kadar ilerleyen yönetim anlayışlarından bahsedilen ve demokrasiden de bahsedilen tabii ki bir felsefi oyundur. Yalın Ayak Sokrates'i boş bir zamanınızda değerlendirmek için izleyebilirsiniz. Olimpia Zeus Tapınağı, biraz evvel söylediğim gibi kamusal alanlar haricinde tapınaklar son derece önemliler. Aslında tapınaklar da elbette ki kamusal alanlar olarak sergilenmeli ve düşünülmeliler. Yine büyük oranda sütunlarla karşılaşıyoruz Yunan mimarisinin temel unsurlarından birisi olarak. Gördüğünüz üzere yine belli figürlerle ve etrafında yer alan figürlerle birlikte Olimpia Zeus Tapınağı'nın kendine özgü Yunan medeniyetinin kendine özgü özellikleriyle mimari özelliklerini nasıl yansıtıldığını görebiliyoruz. Burası nedir? Burası bak bu tapınak örneğiydi. Biraz evvelki tapınaklara örnekti. Olimpia Zeus Tapınağı başta en önemli tapınaklardan biri olarak. Bu da genel olarak kendini açıkça gösteren bir arkadaşlar agora. Yani bir şehir meydanı burası. Bir büyük bir kamusal alan. O yüzden biraz evvelki yapıyı, şu yapıyı agora olabilir mi diye düşündüm. Bir meydan olarak düşündüm diye, şu alan belki de olabilir mi diye düşündüm. Olma ihtimali yüksek aslında. Bakın burada bir, yine burada, şurada da bir alan var. Bir agora olarak da düşünebiliriz belki orayı. Dediğim gibi arkeologlarımız çok daha net bir şekilde söyleyebilir.
Meydan bu şekilde. Burada arkadaşlar işte belli resmi açıklamaların yapıldığı ya da vakit geçirildiği, alışverişlerin yapıldığı, fikirlerin beyan edildiği bir ortamın doğduğunu söyleyebiliriz bu dönemlerde. Evet, geldik Roma uygarlığına. Roma kenti, Roma Tiberius Nehri'nin kenarında Yeditepe üzerine kurulmuş bir kenttir. Bu tepeler Palatinus, Aventinus, Caelius, Capitolinus, Esculenius ve Viminalis olarak dörde ayrılıyor. Pardon, beşe ayrılıyor. Roma'nın kuruluşu M.Ö. 753 yılında olduğu kabul ediliyor. Roma'nın kuruluşunun. Krallık erken cumhuriyet, geç cumhuriyet dönemlerini yaşamış. Roma kenti halkı çoğunlukla Latinlerden oluşmuşsa da başlangıçta Etrüs kökenli krallar tarafından yönetilen bir şehir devleti olduğu biliniyor. Milattan önce 509 yılında Latinler Etrüs idaresine isyan ederek kraliyet ailesini Roma şehrinden kovuyorlar ve Roma Cumhuriyeti'ni kuruyorlar arkadaşlar. Roma ve Anadolu arasındaki ilişkiye gelince bu ilişki hakkında şunu söyleyebiliriz. Roma'nın Kartaca Devleti ile yaptığı savaşlar dönemine rastlıyor bu ilişki. Roma'daki rahipler belki de yaşanan son derece zor günlerin etkisiyle Frigya'da Pessinus yani eski şehir Vallehisar benim bulunduğum bölgelerde kentlerinde bulunan ana tanrıça idolünün Roma'ya getirilmesiyle zaferin sağlanacağını açıklamışlardır. Sonra Roma Senatosu 5 senatörden oluşan bir heyeti Anadolu'ya göndermiştir. Bu heyetteki senatörler Anadolu'ya gelen ilk Romalılar olmuştur. Roma, Anadolu'da Asya eyaletini, Kilikya eyaletini, Bitinya eyaletini, Pontus ve Bitinya eyaletini ve Anadolu'nun güneyinde Sirya eyaletini kurmuştur. Roma toplumunda din. Neler söyleyebiliriz Roma toplumunda din hakkında? Evet, çok tanrılıdır. Roma toplumunda din çok tanrılıdır. İlk kültleri Latium bölgesinin yerel tanrılarıydı. Her aile kendi koruyucu tanrısına sahipti ve ona önem verirdi. Ama diğer tanrılara da taparlardı. Çok fazla tanrısal figürleri olmakla birlikte Yunan tanrı ve tanrıçaları isimleri değişerek ama temel özelliklerini kaybetmeyerek Roma Panteonu'nu oluştururlar. Yani Panteon nedir? Bir tanrılar birliğidir bir anlamda. Ayrıca imparatorluk döneminde de Roma imparatorlarının bazıları yaşarken bazıları ise öldükten sonra tanrısallaştırılmışlar. Bu kült tanrıça Roma kültüyle birleştirilmiş ve özellikle eyaletlerde gelişimi teşvik edilmiştir. Ankara, Ankara'daki Augustus Tapınağı da bu amaçla yapılan bir yapıdır. Bazı Roma imparatorlarının ise ölümlerinden sonra anıları lanetlenmiştir. İsimleri anılmak istenmemiştir arkadaşlar. İmparator Augustus zamanında ortaya çıkan Hristiyanlıktan bahsedelim biraz. Milattan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda özellikle de yoksul, ezilen halk tabakaları arasında çok hızlı şekilde yayılan bir din olarak Hristiyanlığı ifade ediyoruz. Bu yayılım Roma imparatorları tarafından çok şiddetli bir şekilde bastırılmaya çalışılmış, reddedilmiştir. Ancak bütün bu bastırılmalara rağmen bu dinin popülerliği sonucu yani halk arasında yayılması sonucu milattan sonra 4. yüzyılda 1. Konstantinus zamanında Hristiyanlık önce serbest bırakılıyor, sonra da Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oluyor arkadaşlar. Geldik Roma mimarlığına. Neler söyleyebiliriz Roma mimarisi hakkında?
Eski Yunan mimarisinin en önemli mekanı dinsel yapılarken, Roma mimarisinde opera publicum, kamusal yapılar daha önceliklidir. Kamusal yapılarda görkem ve propaganda isteği baskındır. Görkem ve propaganda isteği ya da talebi baskındır. Mimariye baktığımızda ve şehircilikte simetri en çok dikkat edilen hususlardandır. Cephe mimarisi yine çok önemli bir unsurdur. Roma mimarisinin en önemli özelliklerinden biri geniş, büyük mekanların üstünü kapatabilme becerisi olmuştur. Özellikle de çatıların kubbeyle örtülmesi, mimarların ve mimarinin geldiği noktayı önemli bir noktada bizlere ifade ediyor. Yani günümüze gelen eserlerden cephe mimarisini, simetrinin özelliğini ve aynı zamanda kubbeyle örtülü çatıların mimarisini bugüne birer aslında ilham verici özellikler olarak da belirtebiliriz. Roma şehrindeki Pantheon yapısı bu uygulamanın en anıtsal örneğidir ve gayet de dikkat çekici özel unsurlara sahiptir. Bak, baktığınız zaman gerçekten işte Roma mimarisi diyebileceğiniz biraz evvel saydığımız bütün özellikleri kapsayan bir mimari olarak karşımızda duran sütunları, çatıyı, şurada bir kubbe olması lazım, göremediğimiz bir kubbe olması lazım ve şu gördüğünüz yuvarlak alanda arkadaşlar bir nedir? Yuvarlak meydan aslında. Bakın. Aydınlatma penceresi. Biraz evvel demiştim ya burada muhtemelen bir boşluk var diye. Bakın. O boşluk burası arkadaşlar. Ara ara buraya bir ısıtma mahiyetiyle bir havuz konulabiliyor. Yani su değil de içinde ısıtmak, ortamı ısıtmak için kullanılan biraz evvel gördüğümüz ateş yapmak için bir alan olabiliyor. Ve o duman şu alandan yukarıya doğru çıkıyor. Kimilerinde de yok anladığım kadarıyla. Bakın sütunlu giriş. Aydınlatma penceresi dedik. Sandık tavan. Şurası. Aynı zamanda kubbe. Kademeli kubbe. Şöyle baktığımız zaman bir kademeli kubbe görüyoruz. Pantheon tapınağı kesiti temsili resmi olarak bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Buradan bir kesit olarak bunu görebiliriz. Evet. Roma döneminde tiyatro. Evet. Roma döneminde eski Yunan tiyatro planı bir takım değişikliklere uğramış. Tiyatronun orkestra kısmı yarım daire formunu alıyor. Şu kısım. Şu kısım. Tiyatronun sahne binası yani tiyatro dediğimizde sahne binası ile orkestranın bütünleştiğini görüyoruz. Şu alanla şu binanın, şu yapının birbirine bağlandığını şuradan birbirine bağlandığını görüyoruz. Yani burayı ben şu kısmı ayrı bir bina olarak düşündüğümüzde bütün o locaların olduğu alanın bu binaya bütünleştirildiğini görüyoruz. Sahne alçak ve derin bir biçim alıyor. Sahneyi göremiyoruz tabii ki burada. Alçak ve şu derin alanda olması lazım. Alçak ve derin bir biçim alır. Özel localar tonozlu girişlerin üst kısmında konumlandırılır. Toplumun farklı sınıfları parmaklıklarla ayrılmış şekilde farklı yerlerde, şuralarda, farklı yerlerde, şekillerde oturtulurlar. Heykeltıraşlık portre sanatı. Roma heykel sanatını tanımlarken bazı temel unsurlar üzerinde mutlaka durulmalı. Bu temel unsurlardan önemli bir tanesi arkadaşlar şüphesiz kopyacılıktır. Romalı heykeltıraşlar Yunan heykeltıraşlarının yaptıkları heykelleri kopyalamışlardır. Bu heykeller büyük evlerde, evlerin bahçelerinde veya kentlerde
önemli kamusal alanlarda sergileniyorlardı. Eski Yunan heykel sanatını büyük oranda Roma döneminde yapılan kopyalar ve antik yazarların tasvirleri olarak görebiliyoruz. Diğer bir tarafta da Roma portre sanatı son derece önemli bir sanat olarak, bir yine ilham verici sanat olarak görülüyor. Portre sanatında sadece tanrısal figürler veya imparator haneden mensupları önemli kişiler değil, toplumun diğer kesimleri de oldukça realist bir şekilde betimlenmiş arkadaşlar. Bakınız, Prima Porta heykeli son derece önemlidir bu kopyalama meselesinde özellikle. Augustus'un Prima Porta heykelini yapan sanatçı, M.Ö. 5. yüzyılın belki de en önemli iki sanatçısından olan Polyketios'un Doriforos heykelini örnek almıştır. Yani örnek almıştır derken aslında bir anlamda ünlü bir heykelin kopyalanışından, çok özür dilerim, kopyalanışından da bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Sanırım slaytlarımızı bitirdik. Evet arkadaşlar. 40 dakikamızı doldurmuşuz. Bu arada yine bir kaç soru cevaplayalım. Ondan sonra da dersimize son verelim. Görünüyor mu sorumuz arkadaşlar şu an? Sorumuz ekranda görünüyor mu? Evet, beni duyan var mı? Peki, umuyorum görünüyordur. Eski Mezopotamya tarihi kapsamındaki Orta Taş Çağı'nda Kuzeybatı Zagros'larda ok ve yay kullanımının geliştiği, köpeğin ilk defa evcilleştirildiği, siyah volkanik cam olan obsidyen ticaretinin yapıldığı kültürün en iyi tanımlandığı yer Şahnidar mağarasıdır. Yukarıda bahsi geçen kültürün adı nedir? Zarzi kültürü mü, Şattülerap kültürü mü, Oldovan kültürü mü, Aşölyen kültürü mü, Halaf kültürü mü? Evet, örnek sorumuz önceki derslerimizin de tabii ki kapsandığı bir şekilde soruluyor. Sadece bu dersimizin değil, sınavınıza hazırlık olması açısından. Evet, sorumuzun cevabının Zarzi kültürü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Nokta 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 boşluk. Yazı icat edilir ve en eski zamanların resim şeklindeki yazı belgeleri ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir? Halaf dönemi başlarken mi? Uruk dönemi başlarken mi? Ubeyd dönemi sona ererken mi? Uruk dönemi sona ererken mi? Ur dönemi başlarken. Evet. Hangi dönem boşluğa gelmelidir arkadaşlar? Sorumuzun cevabı Uruk dönemi sona ererkendir. D şıkkıdır. Arkadaşlar geldik üçüncü sorumuza. Agade'nin kralı, dört bir yanın hükümdarı ve evrenin kralı gibi unvanları kullanmış olmasıyla birlikte kendisini Mezopotamya'da sadece tanrılara özgü olan çift boynuzlu bir başlıkla betimleyen ve ilk tanrı kral düşüncesinin ortaya çıkışını sağlamış olan Akat kralı aşağıdakilerden hangisidir? Sargon, Rimus, Naram-Sin, Şarri, Rimus. Naram-Sin doğru cevaptı. Değerli arkadaşlar. Evet, geldik dördüncü sorumuza. Almanya menşeli G. Friedrich Grotefend kimdir? Friedrich Grotefend kimdir? Almanya menşeli Friedrich Grotefend kimdir? En eski resim yazısını ilk kez kısmen çözen dilbilimci midir? Çivi yazısını ilk kez çözen dilbilimci midir? İlk kez en son astronomi metinlerini çözen dilbilimci midir? İlk kez Persçe metni çözen bilim insanı mıdır?
ilk kez Elam dilindeki yazıtı çeviren dil bilimci midir? A, B, C, D, E hangisi? Şıkları bir daha söyleyeyim. En eski resim yazısını ilk kez kısmen çözen dil bilimcidir. Çivi yazısını ilk kez kısmen çözen dil bilimcidir. İlk kez en eski astronomi metinlerini çözen dil bilimcidir. İlk kez Persçe metni çözen bilim insanıdır. İlk kez Elam dilindeki yazıtı çeviren dil bilimcidir. Geldik cevabına. Çivi yazısını ilk kez çözen dil bilimcidir diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz Sümerlerle onların edebi belgeleri. Sümer edebi belgelerinin bir türü olan ve didaktik eserler olarak bilinen nesir halindeki ilmi eserler aşağıdakilerden hangisine denk düşmektedir? A. Sözlük, B. Destan, C. Kaside, D. Şiir, E. Ağıt. Bana cevap veren birileri mi var orada? Evet. Teşekkür ediyorum. A doğru cevaptı arkadaşlar. Sözlük doğru cevaptı. Hemen 6. sorumuza da geçelim. Milattan önce 1700'lerden sonra Suriye üzerinden Mısır'a giren ve Mısırlılar tarafından yabancı diyarların şefleri anlamına gelen adlarıyla Huri kökenli Hiksoslar Doğu Deltası'na yerleşerek kaçıncı sülaleyi kurmuşlardır? Biliyorsunuz Mısırlılardan bahsederken Mısır medeniyetinden bahsederken sülalelerden de bahsetmiştik. Çeşitli bölgelerde kurulan o sülalelerin özelliklerini mümkün olduğu kadar temel özelliklerini bilmemizde fayda var. Yabancı diyarların şefleri anlamına gelen Huri kökenli Hiksoslar Doğu Deltası'na yerleştiklerinde kaçıncı sülaleyi kurmuşlar arkadaşlar? Bakıyoruz 15. sülaleyi kurmuşlar diyoruz. 7. sorumuza geldik. Halkı beslemek, ihtiyaçlarını gidermek. Bir takım özellikler veriyorum. Şimdi bir, halkı beslemek, ihtiyaçlarını gidermek. İki, yasa oluşturmak ve adalet sağlamak. Üç, tapınaklar inşa etmek. Beş, pardon dört, baş yargıçlık görevini üstlenmek. Beş, atanmış eyalet valilerini denetmek. Yukarıda verilen görevlerden hangisi ya da hangileri Firavun'a ait değildir? A sadece 5, B 1 ve 3, C 2 ve 4, D sadece 3. İki tane D yazmış, affedersiniz. Tamam olsun. Diğer D 4 ve 5, E sadece 5. Bunlardan hangisi doğru arkadaşlar? Sohbeti açamadım. Burada B yazıyor. Bakalım. D şıkkı, yani şurada gördüğünüz D şıkkı doğru cevap arkadaşlar. 4 ve 5 doğru cevaptı. Yani baş yargıçlık görevini üstlenmek ve atanmış eyalet valiliği denetlemek doğru cevaptı. Bir fazladan şıkkımız olsun, olmuş olsun. Doğru cevabımız net bir şekilde verilmiş. Geldik 8. sorumuza. Mezopotamya'dayız. Mezopotamya'da çok tanrılı bir din anlayışı egemendi. Sümerler'de her şehrin bir tanrısı vardı. Aşağıdakilerden hangisinde bu tür tanrı şehir eşleşmesi doğru verilmiştir? A. Uruk İnanna, B. Urnanna, C. Assur Ningirsu, D. Nippur Enli, E. Babil Marduk. Bakalım mı şıkkımıza? Hangisi Tanrı şehir eşleşmesi yani Tanrı ve şehir eşleşmesinde doğru olarak verilmiş? Assur ve Ningirsu doğru olarak verilmiş arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Eski Hitit devleti döneminde kralın yanında geniş yetkilere sahip olan ve yüksek askeri ve idari görevlerde bulunan ve genellikle kralın yakınları olan yaşlılardan oluşan meclise ne ad verilir? A. Eşraf,
B. Neşa. C. Pankuş. D. Pratenis. E. Agora. Agora'yı biraz evvel gördük. Evet. C şıkkı ifadesi geldi. Cevabı geldi. Evet, Pankuş C şıkkı doğru cevaptı. Teşekkürler. Geldik 10. sorumuza. Bu sorumuz artık son sorumuz, son örnek sorumuz olarak cevaplayalım. Bir sonraki dersimizde yine devam edeceğiz sorularımıza. Kopyacılık en önemli sanatsal özellikleriydi. Yunan ustaların yaptıkları heykelleri kopyalamışlardır. Bu heykeller büyük evlerde, bu evlerin bahçelerinde veya kentlerde önemli kamusal alanlarda sergilenirdi. Yukarıda bahsi geçenler kimlerdir? Mısırlı heykel sanatçıları mı? Mikenli heykel sanatçıları mı? Pardon, hemen işimi takıyorum. Evet, Kiklatlı heykel sanatçıları mı? Romalı heykel sanatçıları mı? Minoslu heykel sanatçıları mı? Bakıyorum bir cevap geldi. Açıyorum. D şıkkı cevabı gelmiş. Bakalım Romalı heykel sanatçıları mı? Evet, Romalı heykel sanatçıları, teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz sona eriyor.